Güney Amerika ve Mezo Amerika deyince bu dünya yüzündeki en savaşçı topluluklardan bir tanesi. Zamanın en büyük başkenti oluyor. Çok sofistike bir din anlayışları var. Şimdi bu ne kadar doğru ben bilmiyorum ama şunun yazıldığı ve daha sonraki mitolojiye kaldıkları ortada. Müthiş bir medeniyet var ettiklerini görüyoruz. Binli yüzlü yıllarda da benzer sporları var. Kehanet demek, geleceği görmek demek ya. Geleceği bilen aslında güce sahiptir mantığından gidecek olursak. İlk başta çok barışçıl gidilmiş. İnsan hayran kalmadan edemiyor. Avrupa'daki Rönesans tarihine tekabül ediyor. Zaten böyle bu tür efsaneler sayesinde Avrupalılar öyle bir akın ediyorlar ki kendilerini böyle ayrıcalıklı ve böyle bir elitist bir yere götürüyorlar. Bugün hesaplarına göre bir futbol sahası kadar büyük değilmiş. Pelintik, Asko, Batu, Koltuk. Nasılsın? Aztek prensesi Pelin Batu. Geçen bölümde diğer kardeş Amerika medeniyetlerinden bahsetmiştik. Bu hafta da Aztekler ve İnkalarla ve bu arkadaşların kötü sonuyla. Kaçınılmaz demeyelim birazcık. Kaçınılmaz çünkü o hastalıkları kimse karşı duramazdı herhalde. Bize ne hatırlatmak istersin? Kesin sen bir şey hatırlatmak istiyormuşsun gibi hissediyorum. Ben bu abonelik meselesine çok takmışım farkındaysanız. Zira gerçekten de abone olunca size o bildirimler geliyor ya. Dolayısıyla sürekli yeni Sapien programı ne zaman yayınlanacaktı? Ya da işte yeni medeniyet tarihimiz ne zamandı diye düşünmenize gerek kalmıyor. O zil size bing 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 diye hemen yeni bir programın müjdesini veriyor. Dolayısıyla lütfen abone olun ve yorumlarınızı bize bırakın lütfen. Aztekler belki de Güney Amerika ve Mezo Amerika deyince en iyi bildiğimiz imparatorluklardan ve medeniyetlerden bir tanesi. Gerçekten de belki de bu dünya yüzündeki en savaşçı topluluklardan bir tanesi. Daha önce bahsettiğimiz gibi Tolteklerde de Mayalarda da böyle bir savaşçı hayat tarzı var, militarist bir yaşam var. Ama Aztekler bunu belki de ayyuka çıkartıyorlar. Civar medeniyetleri böyle topluca fethede ede dev bir imparatorluğa dönüşüyorlar ki kendi zamanlarında yani milattan sonra binli yüzlü yıllarda Amerika'daki en geniş topraklara sahip medeniyet haline geliyor. Şimdi ilk başta dediğim gibi milattan sonra 1100'lerde bunlar günümüz Mexico City'sinin yani Meksika'nın günümüzde başkenti olan kentin civarında böyle bir koğuşlanıyorlar ama onların komşu medeniyetleriyle de sürekli savaş halindeler. Sonra milattan sonra 1400'de çok önemli bir savaş oluyor. Ve burada Texcoco diye bir medeniyet var, bir imparatorluk var. Bir de Azcapotzalco. Söyleyebildim mi? Neredeyse Azcapotzalco. Yes. Of. Evet. Şimdi bu ikisi milattan sonra 1400'de baskın iki tane imparatorluğa dönüşmüş oluyor. Ve günümüzde Mexico City'nin altında yer alan Tenochtitlan denilen başkentleri zamanın en büyük başkenti oluyor. Hem Orta Amerika'da hem Güney Amerika'da böyle bir başkent yok. Çünkü tarihçiler ve arkeologlar 200 bin kişinin falan yaşadığını söylüyorlar Tenochtitlan'da. Ve gerçekten inanılmaz bir medeniyet kuruluyor. Bir kere Aztekler yaşam tarzı olarak dediğim gibi savaşçı bir toplum fakat değişik sınıflara mensup. Yani mesela en başta o yönetici sınıflar yer alıyor. Ondan sonra aristokratlar ya da daha böyle hani mavi kan diyeceğimiz bir topluluk geliyor. Ardından işte halk, serfler. Nasıl orta çağlarda Avrupa'da serfler varsa, yani birazcık toprak işçisi, paralı işçi gibi diye bakabileceğimiz, yarı köle gibi olanlar. Burada da aynı şey var. Bir de hani halkta tabaka olarak en alt tabakada köleler var ki bu köleler daha önce Tolteklerde ve Mayalarda da gördüğümüz üzere hem en istenmeyen işleri yapıyorlar işte tapınakların inşası vesaire gibi hem de yeri geldiğinde öfkeli tanrıları sakinleştirmek için ya da onlara bir nevi rüşvet vermek için ayinlerde kullanılıyorlar. Dolayısıyla her toplumun ötekisi olduğuna göre bu toplumda Azteklerin de ötekisi bu köle sınıfına mensup. Zavallı insanlar diyebiliriz. Yani o dönemde savaşta Aztekleri yeniliyorsanız, savaşta ölmediyseniz ya da değeriniz yüzülmediyse ya da oklarla mahvedilmediyseniz bir şekilde şehirde zaten her anlamda kullanılıyorsunuz anlamına geliyor. Bu savaşçılar arasında da dediğim gibi Aztekler çok savaşçı toplum. Değişik hayvan sembolizmi kullanarak
bu savaşçılar hem kostüm olarak hem de sanatta reprezentasyon olarak, yani görsel çizim olarak bize mesela jaguar insanları olarak ya da kartal insanları olarak hem giydikleri kostümler hem de rütbe olarak bize tarihe kalmış, karşımıza çıkıyor. Bunlar şehir hayatında, o devasa Tenochtitlan denilen şehirlerinde müthiş bir medeniyet var ettiklerini görüyoruz. Dediğim gibi inanılmaz tapınaklar var ve bu değişik tanrılarının, ki daha önce bahsettiğimiz bu Quetzalcoatl gibi yılan tanrılarının olduğu tanrılar burada da devam etmiş. Farklı formları almış. Tolteklerdeki tanrı sistemi Azteklerde de benzerini görüyoruz. Dolayısıyla onların o sakallı yılan dediğimiz tanrısı da burada da karşımıza çıkıyor. Onun haricinde pek çok doğal tanrıları var. Hep bahsettiğimiz üzere her programda ve paganizmde olduğu gibi doğayla ilgili herhangi bir problem olunca o doğa tanrıları ön plana çıkıyor. Dolayısıyla bu Aztek şehir devletlerinde güneş tanrıları, su tanrıları, gök tanrıları her zaman ön planda. Burada da hayat tarzı olarak bakacak olursak aynı Mayalarda gördüğümüz gibi futbol geleneği çok var. Peleler falan boş boşuna çıkmadı. Günümüzde de futbol geleneğinde çok güçlü olan bu topraklarda binli yüzlü yıllarda da benzer sporları var. Bir kere bunlar Güney Amerika medeniyetlerde olduğu gibi kafatasıyla futbol oynadıkları biliniyor. Zaten Aztek dilinde futbol topunun anlamı kafatası demekmiş. Dolayısıyla top zaten kafatasından geldiğini biliyoruz. Çok sofistike bir din anlayışları var ve bu tanrılara adak veriyorlar. Tapınaklarındaki belli sanat eserlerine bakınca nasıl işte kanların o piramitlerden aşağıya akıtıldığını, kalpler için özel böyle kapların olduğunu, insanların işte kellesini nasıl kesildiğini, volkanlara ya da sulara ya da kurak toprağa insan adandığını, keçi ve benzeri hayvanların adandığını, tavuk adandığını biliyoruz. Burada da diğer Güney Amerika ve Orta Amerika medeniyetlerinde olduğu gibi müthiş kehanet merkezleri var. Zaten bu tapınaklar bir taraftan siyasetin merkezi. Çünkü rahipler ve bu yönetici sınıf çok yakinen ilişkili. Ama aynı zamanda kehanet demek, geleceği görmek demek ya. Geleceği bilen aslında güce sahiptir mantığından gidecek olursak. Bu tapınaklarda hayvanlara vesaire bakarak değişik tür kehanetlerde bulunuyor. Her zamanki gibi din ve siyaset çok içli dışlı bir şekilde Azteklerde. Azteklerin de Mayalara benzer bir şekilde bir takvimleri var. Fakat Mayalılarınki kadar sofistike bir takvim değil. Azteklerin takviminin 260 günlük olduğunu biliyoruz. 18 aylık takvimleri var. Ve sadece ay ay değil, gün be gün belli şeyleri hesapladıklarını biliyoruz. Dolayısıyla takvimi olan bir medeniyetin ya da bir imparatorluğun iyi bir astroloji, astronomi ve kozmoloji bilgisi olduğunu da varsayabiliriz. Dolayısıyla gök bilimi onlarda da Mayalarda olduğu gibi gelişmiş. Gökleri takip ederek, yıldızları okuyarak hem kehanet hem de günleri bölümleyip yılları ve zaman mefhumunu oluşturan bir sistematiğe sahipler. Klasik çağlarlık yapacağım. Tarımda da iyi olduklarını tahmin edebiliriz diye düşünüyorum. Sonuçta mesela ayın hareketlerini takip ederek neyin ne zaman ekileceği, suların yükseldiği zaman bitkilerin ekilmeyeceği ya da vice versa suların çekildiği zaman belli bitkilerin ekileceği falan gibi şeyleri gördükleri için tecrübe konuşuyor. Dolayısıyla mesela biz Batı medeniyetine gelen pek çok sebzenin Amerika'dan geldiğini biliyoruz. Senin çok sevdiğin patates, domates, fasulye gibi şeyler ve hepimizin çok sevdiği çikolata, hepsi bu topraklardan çıkmış. Tarımda da çok gerçekten ileri seviyede oldukları, takvimlerinin neyin ne zaman ekileceğini, neyin ne zaman biçileceğini tayin ettiğini de çok net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla tarımın gelişmiş olduğu bir toplumda ya da imparatorlukta aynı zamanda ticaret sistemlerinin ve ağlarının da çok gelişmiş olduğunu varsaymak değil, bilmek durumundayız. Azteklerin ticari sistemlerine bakınca oradaki pek çok nehir yollarını kullanarak hem kendilerine kuzeye kalan medeniyetlere ve şehir devletlerine hem de güneye pek çok ticaret objesinin ya da tarım croplarının, yani işte meyve sebzenin ulaştırıldığını biliyoruz. Zaten Tenochtitlan denilen başkentleri dediğim gibi zamanın en büyük metropollerinden. Orada hem metal objeler, ki özellikle takı ve benzeri şeyler yapımında Aztekler inanılmaz. Bugün herhangi birisi Meksika'da ya da Güney Amerika'da
Çünkü çok büyük bir imparatorluk. Bayağı güneye kadar streç ediyor en geliştiği zamanlarda. O müzelerde ne kadar güzel altından ve gümüşten takılar ürettiklerini görebilir. Aynı zamanda Aztekler çok iyi taş işçileri. Yani şehirlerindeki o tapınaklar ve devasa yapılar, kamu yapıları bizlere hakikaten deprem bölgesi olmasına rağmen nasıl depreme dayanıklı inanılmaz yapıların daha o çağda yani orta çağlara tekabül ediyor. Avrupa'da karanlık çağları yaşarken burada hani Güneş İmparatorluklarında inanılmaz yapılar yapılmış ve bugüne kadar kalmış. Tam da konusu çöküşleri buradan bahsedelim istersen. Azteklerin nasıl bu yükseliş, bu görkemli zamanlarını geride bıraktıklarını anlatalım istersen. Maalesef Avrupalıların eliyle oluyor bu. Bir kez daha. Şimdi şöyle mitler vardır. Avrupalılar ilk geldiklerinde Aztekler denizden bu devasa gemileri gelince onları göremediler. Çünkü böyle bir şey tanıdık değildi. Biliyorsun bununla ilgili belgeseller falan da var. Şimdi bu ne kadar doğru ben bilmiyorum. Ama şunun yazıldığı ve daha sonraki mitolojiye kaldıkları ortada. Şimdi bahsetmiştik. Quetzalcoatl denilen onların ana tanrıları. Aynı İsa'nın geleceği gibi Tanrı'nın da çağlar sonra, yüzyıllar, bin yıllar sonra geri döneceğine inanıyorlardı. Ve Quetzalcoatl her ne kadar sakallı yılan olarak kimi sanat tarihi eserlerinde ya da işte binalarda resmedilse de aynı zamanda pek çok ikonografide beyaz bir erkek olarak ya da böyle çok iri cüsseli bir erkek olarak resmediliyor. Dolayısıyla kimi teoriye göre şu var. Cortés, Hernando Cortés Meksika Yarımadası'na ve işte Güney Amerika'ya ayak bastığında onu gören yerliler onu bir tanrı sanıyor. Beyaz tenli bir tanrı. Dolayısıyla ilk başta bir saldırı söz konusu değil ki en başta da söylediğim gibi Aztekliler çok militarist bir toplum ama Cortés ve adamlarını tanrı ve tanrının yaverleri olarak okudukları için yani bu düşünülüyor. İlk başta çok barışçıl gidilmiş. Ama bir süre sonra Cortés ve adamları hem daha saldırgan yani küçük çünkü bir aralarında bir kan davası olmuş. Cortés'in adamları öldürülmüş. Dolayısıyla böyle bir karşılık görünce onlar da daha mütecaviz davranıyorlar. Ama daha önce Mayalarda da söylediğim gibi sadece kılıçları ve köpekleri değil. Bu arada benim en sevdiğim filozoflardan bir tanesi olan Michel de Montaigne daha o zaman da Güney Amerika'ya ve Orta Amerika'ya Avrupalıların saldırısından çok barbarik olarak bahseder. Onlar da insan, üzerlerine niye köpek salıyorsunuz gibi bir makalesi vardır mesela. Ötekiye Bakış diye yayınlanmıştır bu daha sonra. Dediğim gibi Avrupalılar çok saldırgan bir şekilde giriyorlar yeni kıtaya ve bu saldırgan şekilde girdiklerinde tabii neyi hayal ediyorlar? İspanyol kraliçesi ve kralı hazineler, altınlar falan bulsunlar diye Avrupalıları oraya gönderiyor. Cortés ve adamları gelince sonuçta kan çıkıyor ama onun ötesinde daha sonra daha detaylı anlatacağımız hastalıklarını da beraberinde getiriyorlar. Dolayısıyla yani bahsettiğimiz tarih 1500'ler. 500 yıllık aşağı yukarı bir Aztek medeniyeti Avrupalıların yeni kıtaya yani Amerika'ya ayak basmasıyla sona eriyor. Evet, Peru'ya doğru gideceğiz. Peru'yu da çok severim. Sanki ben de çok gibi. Çok ama merak ediyorum. Evet, Lima'yı, Machu Picchu'yu. Nasıl bir farklılık görüyoruz İnka medeniyetinde? Nasıl bir karakteristik özelliği var? Şimdi bu bahsettiğimiz medeniyetler arasında belki de en gelişkin, en sofistike olanı İnkalar diyebiliriz. Tarihsel olarak bakacak olursak da. Çünkü şimdi mesela Azteklerden bahsederken milattan sonra 1100'lere tarihlendiriyorduk. Zaten Tolteklere bakınca milattan önceye gidiyorduk. Mayalar da keza çok daha eski ama İnka medeniyeti Avrupa'daki Rönesans tarihine tekabül ediyor. Dolayısıyla 1400'lerden 1515'lere kadar falan tekabül eden bir tarihten bahsediyoruz. Tarihsel olarak daha yeni bir çağda oldukları için hem teknolojik olarak hem mimari olarak hem de hayat tarzı olarak belki de diğer medeniyetlerle kıyaslayınca daha sanki daha modernler diyebiliriz. Tabii modern kelimesi burada yanlış olabilir ama kimi tarihçiler zaten hani 1400'lerin modernitenin doğuşu olarak algıladığı için o anlamda da kullanmış oldum. Ama tabii Avrupa'daki modernite ve buradaki modernite aynı değil. Burada zaten sadece bugün herhangi bir turist Machu Picchu gibi İnkaların kentine gidince onların ne kadar inanılmaz kentler inşa ettiğini görecek. Çünkü Ant Dağları ve o yüksek rakımlı diyarlarda gerçekten de o kadar
tepede nasıl böyle tapınaklar yapmışlar, nasıl inanılmaz bir sistem kurmuşlar, insan hayran kalmadan edemiyor. Ben de senin gibi çok merak ettiğim ve çok gitmek istediğim bir yer. Umarım bir gün giderim. İnkalar bir kere zanaatten tut, tarıma kadar hakikaten Azteklerle kıyaslanınca onlar da daha savaşçı değil ama sanki daha böyle bir sanatçı toplum gibi geliyor. Hep düşününce hoşuma gitmiştir. İşte ay tanrısının gözyaşları gümüş, güneş tanrısının terleri olan altın. Bunun üzerine o kadar güzel şeyler yaratıyorlar ki. Yani değerli metaller sanat eserlerinde zaten bize inanılmaz böyle ne kadar iyi sanatçı olduklarını ve zanaatçı olduklarını gösteriyor. Şehir yapılarından nasıl böyle taşların böyle sanki bir adeta sanat eseri gibi örüldüğünü gösteriyor. Ticaret ilişkilerinden nehirleri ne kadar iyi kullandıkları görülüyor ki yani bugün biz modern Peru'da koğuşlandırıyoruz İnka medeniyetinin başkentini. Ama sonuçta bunlar da kolonyalist bir imparatorluk olduğu için günümüzde bildiğimiz pek çok Güney Amerika ülkesine de Peru medeniyetinin eli uzanmıştır. Burada dini ritüellerde nasıl bir farklılık görüyoruz? Yine patır patır kesecekler mi insanları? İnkaların belki de en temel ve ilk tanrısı diyebileceğimiz yaradan, yaratılış tanrısı Viracocha diye bir tanrıları var. Onun da Pasifik'in sularından yükseldiği ve karaya geldiği ve daha sonra insanları yani kadınları ve erkekleri sulara gömdüğü ilk insanların da işte göllerden ve sulardan, nehirlerden doğduğuna inanılıyor. Ki bu da aslında pek çok medeniyetle kardeş olduklarını gösteriyor. Çünkü bildiğin gibi dünyanın pek çok yaratılış hikayesinde sudan doğma vardır. Yunan medeniyetinde bile yani antik Yunanlarda Gea olmadan önce kaos var. Kaos da hep sulardan çıkar her şey. Dolayısıyla hani belki de çok uzak değil çünkü Luca'yı ilk programlarımızdan bir tane de hatırlayacak olursak ilk yaratıkların sudan, okyanustan çıktığını düşünürsek bu işte ilk insan nereden çıktığını anlamlandırma meselesi ve belki de gereksinimi hep böyle suyla bağlantı kuruluyor. Dolayısıyla İnkalarda da aynı şekilde bir suyla ilişki ve sudan doğma meselesi var. Tabii İnkalarda diğer işte Aztek ve Mayalardan farklı olarak bu tanrılar, bu yaradanlar bir süre sonra kendilerini böyle ayrıcalıklı ve böyle bir elitist bir yere götürüyorlar. Çünkü halk böyle sanki güneş tanrısının çocukları gibi kendini görüyor. Dolayısıyla kendilerini güneşin çocukları diyorlar. Tarihte sıkça gördüğümüz kendilerini tanrılarla ilişkilendirip, kendilerini daha böyle yüksek görüp başka halkları küçümseme gibi bir yaklaşım söz konusu oluyor. Ki günümüzde bile İnkalara bakınca onlara güneşin çocukları dememizin sebebi bu güneş tanrılarıyla olan göbek bağları. Yaratılış mitlerine gelince şimdi insanların sudan doğduğunu söyledik. Onların bir yaratılış efsanesine dair başka bir mitoloji de var. O da şu, mitlere göre 3 tane kardeş var. Bunlar bir şekilde ittifaklık kurup Cusco diye bir kent kuruyorlar. Yani bir Roma daha çıktı karşımıza. Bir kuruluş miti daha. Yine bir takım kardeşler. Yüzyıllar sonra insanların rahatlıkla yaşayacakları bir şehir kurdular bize. Bir kuruluş miti hikayesi daha yani. Evet. Nasıl bir yer bu Cusco? Nasıl bir... Ya şimdi Cusco'nun etimolojik anlamı göl yatağı anlamına geliyor. Zaten hani gölün üzerine kuruluyor. Genellikle buraları volkanik bölgeler ya. Dolayısıyla bu işte Titicaca gibi devasa göllerinde hepsinin işte kurumuş kraterlerin içine dolmuş yağmur sularından mürekkep göllerden bahsediyoruz. Cusco da bunun gibi bir şey. Bir süre sonra Cusco yani göl yatağı İnka medeniyetinin başkentine dönüşüyor ve 150 bin nüfusu olduğu düşünülüyor. Yani devasa bir kent ve hakikaten de kalıntılar bize dev plazaların, inanılmaz böyle parkların, oyun alanlarının, futbol sahalarının yani bildiğimiz modern bir metropolden pek bir fark olmadığını görüyoruz. O dönemde yaşayan bu kalabalık nüfusunda her tür işte ticaretle uğraştığı, çok gerçekten zengin bir kent olduğu ve binalarını böyle dövülmüş altınla ve gümüşle kapladıkları söyleniyor ki... Ne? Altın mı? Evet, altın boşu mı? Boşu boşuna ki, gitmemişler yani. Boşu boşuna Eldorado yani altın kenti rüyası doğmamış. Zaten böyle bu tür efsaneler sayesinde Avrupalılar öyle bir akın ediyorlar ki sonuçta bütün bu şehirlerin maalesef kaderi ne kadar zenginlik varsa ki bugün Afrika'dan gördüğümüz üzere hep buna zaten bir şey denilir biliyorsun. Bu tür değerli madenler altındır, metaldir işte ya da taşlar, pırlantadır. Sen bu tür madeni zenginliklerine sahipsen
o zaman aslında senin sonun gelmiştir. Çünkü o madenleri ya da taşları almak için birileri o yere akın edecektir. Daha gelişkin teknolojisiyle ya da işte silahlarıyla seni yok edecektir. Nitekim burada da öyle oluyor. Buna altınla olsa... kaplı kentler bir şekilde o altınlar soyuluyor, eritiliyor. Ama bak ilginç bir şey. Şimdi hep altın altın diyoruz ama özellikle bu 1400'lerde ve 1500'lerde Güney Amerika'dan Avrupa'ya, yani özellikle İspanya ve Portekiz imparatorluklarının aldığı altınlar bugün hesaplarına göre bir futbol sahası kadar büyük değilmiş. Dolayısıyla hani bu kadar büyük altın derdinde ve zenginlik hayaliyle yeni kıtaya ayak basıyorlar. Ama aslında tahmin ettikleri kadar bir altın ya da o Eldorado falan yok. Sadece olanları alıyorlar. Yeşim gibi değerli taşlar çok var. Onları söküyorlar heykellerin gözlerinden oradan buradan vesaire. Avrupa'ya gemileri yükleyip götürüyorlar. Gerisinde de sonuçta talan edilmiş, hastalıkla cebelleşecek bir halk ve metropol şehir bırakıyorlar. İnkaların geniş bir medeniyet olduğundan bahsettik ama tam olarak nereye denk geliyor? İnkaların en herhalde hakim olduğu ve en güçlü olduğu zamanlarda bugün bildiğiniz Peru'dan Şili'deki Santiago'ya, Antların orta bölümüne kadar böyle gittiği biliniyor. Ki Güney Amerika coğrafyasını göz önüne getirirseniz bu hocam, devasa bir coğrafya. İnkaların Mayalardan farklı olarak mutlak hükümdar kavramına hürmet ettiği, gerçekten de büyük bir böyle kraliyet söz konusu. İnkalar kendilerini ayrıcalıklı gören güneş insanların bir hükümdarı var ve o hükümdar hakikaten böyle Mısır'daki firavunlara benzer bir şekilde böyle bir tanrı hükümdar gibi bir şey söz konusu. O tanrı hükümdarlar her şeyin hakimi olduğu gibi inanılmaz yaşıyorlar. Yani böyle altın elbiseler giyiyorlar, gümüş ayakkabılar ya da gümüş varaklı ayakkabılar giyiyorlar. Kuş sütüyle besleniyorlar. Her türlü işte garip garip böyle hayvan tüyü takabiliyorlar. Yani süslü birer ilah gibiler. Bütün bu bahsettiğimiz geniş coğrafyaya hakimler. İnkaların aynı zamanda bir halkta her şeyi böyle bir sistematiğe koyup sınıflandırma geleneği var. Dolayısıyla şimdi en tepede, piramidin tepesinde bir hükümdar varsa onun altında işte soylu sınıflar, onların altında işçi sınıfları ya da işte tarımla uğraşan, serfe benzeyen halklar ve her zamanki gibi ve diğer medeniyetlerde de olduğu gibi piramidin en altında da ve o piramidin belki de varoluşuna sebebiyet veren ve devam etmesine sağlayan da köleler var. Şimdi bu böyle bir sistematikte sadece halkın sınıf sistemi değil, topraklar da aynı şekilde bölünüyor. Yani işte mesela üçe bölündüğü biliniyor. Bu bilgilerin çoğu da bize zaten İspanyol kaynaklardan kalmış. Çünkü İspanyollar yeni dünyaya yani ayak şahibeli bastıktan sonra. Yani dolayısıyla evet, yani çünkü İspanyollar oraya gidince pek çok metni, özellikle dinleriyle dair metinleri yok etmişler. Ki bu korkunç bir şey. Yani gidiyorsun, halkı köleleştiriyorsun, öldürüyorsun ama aynı zamanda onların temel dini metinlerini, mitolojik eserlerini de yerle bir ediyorsun, yok ediyorsun. Dolayısıyla arta kalan tek tük eserden ve İspanyol kaynakların, o dönemdeki kilise mensuplarının vesaire notlarından biz İnka medeniyetine dair pek çok bilgiyi elde etmiş oluyoruz. İspanyollardan kalan kayıtlar bize bunu söyledi diyoruz ya, şimdi İspanyollar, İnkalılar bazı resimlerden ya da kabartmalardan ve frizlerden de gördüğümüz küpe üzere de böyle evet kulaklarını büyütüp de şöyle aşağıya çekiyorlar ya. Dolayısıyla mesela İspanyol metinlerinde bu millete koca kulaklar deniliyor. Bu işte hükümdar sınıfı. Çünkü nasıl kralın böyle acayip böyle kostümleri olduğunu söyledim, altından, gümüşten vesaire. Hükümdar sınıfın da inanılmaz kostümleri var. İspanyollar gelip de bunlara tanıklık edince o kulaklarına taktıkları dev küpelerden dolayı ve kulakların aşağıya çekilip büyümesinden dolayı bu halka dev kulaklar diyorlar. Dev kulakların da İspanyol ismi Orejones. Orejones herhalde diye, Orejones diye telaffuz ediliyor herhalde. Bu para çok dedin bunlarda, doğru mu anlıyorum ben? Altınlar var, krallar falan böyle, oh! Nasıl diğer Orta Amerika ve Güney Amerika medeniyetlerinde bizim bildiğimiz para birimi yok derken, burada da böyle bildiğimiz bir böyle kağıt para ya da madeni para yok. Ama onlar da takas ile böyle işte değerli kuşların ya da işte nadir görülen kuşların tüylerini, bilyeleri, metalleri vesaire ya da işte fasulyeleri kullanarak
Böyle bir ticaret ve ciddi anlamda ticaretle uğraşıyorlar. Ki bu devasa şehirler, yani 150-200 binlik şehirlerden bahsediyoruz. O çağda dünyanın pek çok yerinde, Avrupa'da dahil, böyle büyük şehirler yok. Dolayısıyla bu büyük şehirler nasıl genişliyor ve nasıl hayatını idame ettiriyor? Ticaret yoluyla tabii ki. Bu ticaret birimlerini kullanarak kendilerinde olmayan kumaşları, mesela pamuktur ya da işte kamıştır vesaire, bunları kostümlerde kullanıyorlar. Askerlerin mesela kostümlerini biliyoruz. Bize kalmış tarihten, müzelerde de var. Etnografya müzelerinde falan filan. Dolayısıyla böyle işte içi pamuk doldurulmuş zırhlar, kamıştan yapılmış şapkalar, tüylü işte kostümler vesaire. Yani hepsi altın değil. Hükümdarlar altından vesaire o tür kostümler giyiyorlar. Ama yönetici sınıfı ve askeri sınıfın da çok zevkli ve zengin kostümleri var. Bunlar da işte bu ticaret meselesinin dışa vurmuş hali olarak görüyorum ben. Çünkü hem civarda kendilerinde olmayan şeyleri elde ettikten sonra onları belki de ihtişamlarını ve zenginliklerini dışa vurmak için ve göstermek için her şekilde kullanıyorlar. O zaman istersen yavaştan dini sistemleri nasıl bir farklılıkları var, oraya da değinirsen. Her toplumun aslında sosyolojisi kendi tanrısal sistemini de belirliyor. Dolayısıyla burada mesela mutlak hükümdarın olduğu bir İnka medeniyetinden bahsediyorsak, panteonlarında da mutlak tanrılar var. Bir tane yaratıcı olduğundan bahsetmiştik. Aynı zamanda yine doğa ile ilişkili olarak ve gök bilimi ile ilişkili olarak, ki daha önce bahsetmiştik, onların da her ne kadar Mayalar kadar sofistike olmasa da bir kozmoloji ve matematik bilimleri var. İnkalarda benim için en ön plana çıkan bir güneş tanrısı ve ay tanrıçası var. Ki bu çok ilginçtir. Mesela pek çok medeniyete bakarsan ay hep dişildir. Mesela Yunanlarda da Semele dişidir. Ay hep böyle kadını etkiler ya, yani mesela kadının her ay kanamasından tut, bitki tanrıçaları da toprak tanrıçaları da kadındır ya. Dolayısıyla toprak, bitki ve ay ilişkisi birbirine çok girift olduğu için genellikle ay ile ilgili panteondaki tanrılar dişidir. İnkalara da bakacak olursak ay tanrıçaları Mamakilya diye bir karakter. Ve bu Mamakilya ve güneş tanrısı olan Inti belki de onların tanrı sistemindeki en önemli iki tane varlık. Ve insanlar onları ibadet etmek için tapınaklar yapıyorlar ve nasıl böyle işte yüzyıllar sonra Hristiyanlıkta böyle bir ibadet merkezlerine periyodik olarak gidip onlara işte bir şeyler sunuyorlarsa, burada da İnkalılar şehrin önemli günlerinde ya da o ibadet zamanlarında bu tapınaklara ya da haç merkezlerine gidip orada işte neyse, küçük pastacıklar mı olsun, yaprak mı olsun, bilmem ne mi olsun, bir şeyler sunup tanrılarına hürmet ediyorlar ve dolayısıyla onların sosyal hayatındaki belki isteklerini, eksiklerini vesaire bu tanrılara hediyeler sunarak sağlayacaklarına inanıyorlar. Birazcık mitoloji ve dinler tarihine kapağını aralarsak aslında pek çok kültür arasında paralellik göreceğiz. Ben özellikle mitoloji ve dinler tarihine meraklı bir insan olarak bakınca aslında pek çok tanrısal sistemin aynı korkularla ve aynı güdülerle hareket ettiğini görüyorum. Nitekim İnkaların tapınaklarına ve tanrısal sistemlerine bakınca tapınaklarını ve ibadet merkezlerini genellikle böyle çok ulvi, dağ tepeleri, çok ilginç ve hakikaten insanı böyle nefesini kesen göl yatakları, zaten şehirleri de göl yatağına kurulmuş, doğanın hakikaten çok bakir olduğu güzel yerleri kurduğunu görüyoruz ki burada tanrılarına, özellikle işte güneş, ay ve gökyüzündeki belli yıldızlarla ilişkili olarak panteondaki tanrı ve tanrıçalarına ibadet ediyorlar. Niye? Çünkü hem hasat vakti, hem tarımın yapıldığı ve meyvelerin, sebzelerin toplandığı, tohumların ekildiği zamanlarda, ekme ve biçme zamanında diyelim, hem de çevresel felaketler, yani işte doğal afetler, depremler, taşkınlar, seller vesaire gibi doğal afetlere karşı hem korunmak hem de verim istemek için bu tür ibadet alanlarında, bu böyle yüksek mertebedeki yerlerde tanrılarına hediyeler bırakıyorlar. Bu hediyeler ne formda oluyor? Kimi zaman değerli bir taş olarak geliyor, kimi zaman bir çocuk olarak, yani bir insan kurbanlığı olarak, kimi zaman da bir hayvan olarak gidiyorlar. Bu tür bu ibadet merkezlerinde ya da yüksek rakımlı kutsal mekanlarda
tanrılarına seslenmiş oluyorlar. Burada özellikle ay ve güneş tanrısı dedik ya, şeyi de parantez olarak açalım. İnkaların gök bilimiyle olan ilişkisi. Onlar da aynı Azteklerde ve Mayalarda olduğu gibi gökleri çok yakinen takip ediyorlar. Ve o gök biliminden bize özellikle İspanyol kaynaklardan kalan işte bu Mayu dedikleri hareketlere dini törenlerde astronomiden yola çıkarak hesaplamalar yapıp ona göre ayin yaptıkları biliniyor. Aslında yer gök bir şekilde birleşmiş oluyor ve yer ve gökün ilişkileri Tanrı ve insanların ilişkilerine indirgenmiş oluyor. Nasıl bir mimariyi görüyoruz İnkalara baktığımızda? Aztekleri görebiliyor muyuz? Demin dediğim gibi sonuçta bu İnka medeniyeti Ant Dağları, o Sıra Dağların önemli doruklarında ve kenarlarında, eteklerinde geliştiği ve meyve verdiği için binaları da sonuçta Machu Picchu'yu göz önüne getirirseniz o dağlık bölgede yapılmış müthiş bir mühendislik ve mimari dehası diyebiliriz. İkiz kenar formunu çok kullanıyorlar. Taşlar öyle bir şekilde birbirinin içine geçiştiriliyor ki şöyle düşün, deprem bölgesi olduğunu göz önünde de bulundurursak depreme dayanıklı binalar bize geriye bırakmışlar. Yani bahsettiğimiz 1500'lü yıllardan kalma binalar, 1500'lü yıllardan özellikle bu kadar çok depremin olduğu yerde bu kadar ayakta kalıyor olmalarının nedeni bu taş işçiliğinin çok ilerlemiş olduğu ve bu ikiz kenar meselesinde de binaların böyle ince duvarlarla birbirinin içine girmiş vaziyette inşa edildiğini bize gösteriyor. Bu da tabii ki onların çok ileri düzeyde bir medeniyet olduklarının bir başka kanıtı. Bir çöküş hikayesine daha gelmiş bulunuyoruz. Evet, şimdi İnkalar en başta söylediğimiz gibi tek hükümdar tarafından yönetilen teokratik bir sistem. İnkaların tabii ki tek hükümdarı olabilir ama bu kendi aralarında tek ses oldukları anlamına gelmiyor. Hatta sık sık ayaklanmalar, kendi aralarında kavgalar ve farklı şehirlerin birbirine savaş açması söz konusu. Şimdi bu pek çok medeniyette olabilir ama bir grup İspanyolun gelip bu zaaflarından ve bu kavgalarından istifade edip onları birbirine düşürmesi her zaman olmuyor. Nitekim Pizarro denilen İspanyol kaşif, conquistador yani fetihçi, fatih adamlarıyla Peru'ya ayak basınca, yani günümüz Peru'su diyeyim daha doğrusu, Cusco ve civarına ayak basınca ne yapıyor? O sırada ki İnka medeniyetindeki kavgalardan istifade edip kardeş kardeşle savaşıyor, birisi o tahta geçmeye çalışıyor vesaire. Zaten öyle bir zayıflık durumu söz konusu. Dolayısıyla çok zorlanmadan aslında yavaş yavaş şehir şehir ilerleye ilerleye ve bütün zenginlikleri çala çala İnkaları düşürüyor. Ama tabii birdenbire Pizarro geldi, yani binlerce insanlık bir topluluğu kılıçtan geçirdiğiyle olmuyor bu. Nasıl Kuzey Amerika, Karayipler ve Meksika Yarımadası'ndaki hastalıklar söz konusu. Burada da İnka medeniyetinin %60 ila 90'ının Avrupalıların getirdiği hastalıklardan düşüp çok kısa bir süre sonra yok olduğunu maalesef tanıklık ediyoruz. Ki burada daha önce de belirttiğimiz gibi İnkalarda hastalık yok değildi. Burası bir böyle inanılmaz tertemiz bir toplum değildi. Onların da kendilerine ait hastalıkları vardı. Ama Avrupa'dan gelen belli hastalıklar hayatı boyunca onların karşılaşmadığı hastalıklar olduğu için bağışıklıkları nasıl savaşacağını bilmiyordu. Dolayısıyla çok kısa bir süre sonra Avrupalıların İnka İmparatorluğu'na girdikten sonra toplumlarının çoğunun yok edildiğini ve onlardan arta kalan bu altın şehirlerinin ve altın insanlarının numunelerinin gemiler dolu hazine olarak Avrupa'ya tekrar taşındığını ve aslında İspanya'nın bu ganimetlerle küllerinden yeniden doğduğunu biliyoruz. Çünkü o döneme kadar işte 1. Elizabeth'den sonra İspanyol armadasının nasıl yenildiğini ve Avrupa'daki mutlak gücün İngiliz İmparatorluğu olduğunu biliyorsak, bu kaşiflerin talanlarıyla diyelim artık ve yeni gelen altınla Avrupa yeni modern çağa giriyor. Çünkü yeni bir bankacılık sistemi kuruluyor. Bu altınlar yeni şehirlerin kuruluşundan en büyük sebeplerinden bir tanesi oluyor. Sadece altınlar değil, aynı zamanda Avrupa'nın hiç görmediği meyveler ve sebzelerle yaşam tarzı değişiyor. Yani düşünsene, biz bugün Osmanlı deyince ya da Akdeniz medeniyetleri deyince domatessiz bir şey düşünemiyoruz. Ya da patatessiz bir İrlanda falan düşünülemez. İnkalara dair, belki sonlarına dair daha doğrusu bildiğimiz son belgeler M.Ö. 1528'de iki tane
oğlun birbirine girdiği ve zaten hani toplumun %60 ila 90'ının hastalıklarla silindiğini biliyorsak, az kalmış bir nüfusun iki harbeden kardeş arasında sıkışıp kaldığı ve ondan sonra da imparatorluğun sonlandığını biliyoruz. İmparatorluk sonlanmış olabilir ama onlardan bize bir şey kalıyor, dilleri. Kekava denilen dil bugün 8 milyon insan tarafından konuşuluyor ki bu da azımsanacak bir şey değil. Özellikle yerel diller konusunda çok farklı bir bakış açısına sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle, genellikle mesela İrlanda'da ya da Bask memleketinde diller zorunlu kılınınca, bunları ezberleyin ve bunu yaşatın deyince ters tepiyor. Yasaklamak doğru bir şey değil belki ama yasaklayınca yerel halk şöyle bir psikolojiye giriyor. Aa, bizim işte yerel dilimizi yasaklıyor bu Avrupalı konkistadorlar, bu işte emperyalistler deyip daha bir sahipleniyorlar. Ama pek çok işte bu kendi diline sahip çıkmak isteyen halka bakınca yasaklamaktan çok empoze etmenin ters teptiğini görüyoruz. Çünkü ilkokulda öğreniyorlar, ortaokulda devam ediyorlar ama sonra İspanyolca konuşmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla belki de onları zorunlu bir dil olarak kılmaktan çok bir zenginlik olarak görüp paralel bir şekilde konuşulmasını sağlamak belki de en iyi formül. Şimdi Amerika kıtalarına geldik. Aslında daha merkezileşmiş, daha köklü medeniyetler olarak bildiğimiz İnkalardan, Azteklerden bahsettik. Ama aslında bizim popüler kültürde daha çok karşımıza çıkan Kızılderililere. Kızılderili de galiba politik doğru değil. Yerli de değil. Ne? Native American ya da yerli Amerikalı. Yerli Amerikalılar. Ya da Amerikan yerlileri de diyebiliriz. Amerikan yerlileri. Has Amerikalılar, öz Amerikalılar. Bu vatandaşlardan bahsedelim. Bunları... Yani soykırım tarihinden bahsedelim. Soykırım tarihi, evet. Üzücü bir tarih onlar için de. Ya çok trajik ve gerçekten de işte Navajolar, Creekler, Mohikanlar, bir gezgin, gezici bir toplumdan bahsediyoruz. Yani İnkalar, Aztekler, Mayalar gibi devasa yerleşik toplumlar değil, doğayla birebir yaşayan, dolayısıyla doğanın hareketlerine, rüzgarlarına göre, sularına göre, topraklarına göre hareket eden topluluklardan bahsediyoruz. Bu onların doğayla ne kadar barışık olduğu, dinlerinden tut, hepsinin ortak noktası zaten. Ağaç kesmeden önce bile ağaçlara müteşekkir olduklarını dillendirip ya da hayvan yemeden önce ihtiyaçları olduğu kadar işte sarf edip ya da kesip ona göre yaşayan bir insanlık, bir medeniyetten bahsediyoruz ya da medeniyetler topluluğundan bahsediyoruz. Dolayısıyla sadece böyle bir parantezle tabii geçiştirilemez bu ama Avrupa gözünden söyleyecek olursak 1492 belki o Cesuriye'nin dünyanın keşfidir ama bir anlamda da aslında yerli Amerikalıların sonunun başlangıcıdır. Çünkü Avrupalılar, ki bunların arasında ilk başta İspanyollar var, ondan sonra İngilizler, Fransızlar geliyor ve hani Kuzey Amerika'ya girdikçe yerli halkın gittikçe daha batıya itildiğini ve küçük böyle havuzlara hapsedildiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında çok büyük bir trajedi. Bugün bize empoze edilmeye çalışan ve sürekli işte bir soykırım kelimesi telaffuz edenler ya da işte senatolarında ve parlamentolarında işte 1915'i telaffuz edenler kendilerinin ana karasında yani Kuzey Amerika'daki soykırımı çok fazla dillendirmiyorlar. Ya bunu dillendiren işte Marlon Brando falan gibi hani Oscar'ları reddedip yerli Amerikalı kostümünde kendi Oscar'ını teslim almaya giden bir işte Kızılderili kızı, Kızılderili dedim ama neyse işte kızı göndermiş olan kimi müstesna kişiler dışında yerli Amerikalılar bugün işte belli kumarhanelere hapsedilmiş çünkü onlara izin veriliyor. Evet. İşte Phoenix, Arizona falan gibi yerlerde kendi özel yerleşkelerinde böyle neredeyse bir Disneyland'imsi yerde yaşayan ve sayıları çok azalmış bir millet. Oysa ki çok zengin bir aslında inanç sistemine, çok dünyayla barışık ve dünyayı korumak açısından da belki de çok daha sağlıklı bir felsefeye sahip bir milletten bahsediyoruz. Maalesef onlar da nasıl Aztekler, İnkalar ve Mayalar Avrupa'dan gelen hastalıklarla yok edildiyse, Kuzey Avrupa'daki, Kuzey Amerika'daki yerliler de aynı şekilde tamamen işte silahla, teknolojiyle ve hastalıkla yok edildiler. Dolayısıyla ilk başta 1492'de başlattım bu işte
istila tarihini. Ama işte Jamestown'da, Virginia yani İngilizlerin yerleşmesiyle tam bu aslında böyle yayılmacı emperyalist sistem yerine oturuyor. Ve bir süre sonra işte Hristiyanlığın farklı versiyonlarını empoze ederek ya beyin yıkıyorlar ya da öldürüyorlar. Öyle bir durum söz konusu. O yüzden hani keşke gönül isterdi ki mesela Chief Sitting Bull gibi bir müstesna karakter üzerine bir program yapalım. Çünkü bence yerli Amerikalı gözünden anlatılması lazım bütün bunlar. Tarih boyunca çünkü son 200-300 yıldır hep Avrupalı gözünden anlatılmış. Ama nasıl Emin Maluf Arap gözünden Haçlı seferleri anlattıysa biz de Kızılderili gözünden anlatmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ama burada işte bunu, bu soykırımdan bahsedip belki de hani Amerika maceramıza son vermek gerekiyor. O maceraya da ancak işte hastalıklar tarihine daha detaylı bir şekilde anlatarak sonlandırabiliriz herhalde. O zaman istersen o hastalıklardan da birazcık bahsedelim. Şimdi Güney Amerika ve Orta Amerika denilince Avrupalılar ilk metinlerinde sanki böyle bir cennete ayak basmışlar gibi. Çünkü hayatlarında hiç görmedikleri hayvanlar, işte armadillo, rakun falan gibi hayvanlar görüyorlar. Hiç görmedikleri bitkiler, ki Amazon'u düşünsene, bir Avrupalı ilk kez Amazonlara ayak basınca onun ne kadar vahşi ve ne kadar tehlikeli ama ne kadar büyüleyici olduğunu düşün. Aynı zamanda bu hastalıklar tarihi açısından da bir cennet olarak adlandırılmış. Tabii bir cennet değil. Yani o dönemde de hem Güney Amerika'da hem Orta Amerika hem Kuzey Amerika'da var olan hastalıkların olduğunu biliyoruz. Yani işte tenya gibi hastalıkların, işte belli kurtçukların vücudun içine yerleşip insanı kemiren ya da kanserlerin olduğunu biliyoruz. Ama Avrupalıların getirdikleri hastalıklar, ki bunları şimdi listesini yaptım söyleyeceğim çünkü hepsini akılda tutmak söz konusu değil. En fazla çiçek olduğunu biliyoruz. Çiçekten zaten yıkılmış Amerikalılar. Ama çiçeğin haricinde kızamık, boğmaca, difteri, kızıl ateş, sıtma, tifus, tifo, grip, kolera, çeşitli zührevi hastalıklar, ki sifilis bunların başını çekiyor. Bel soğukluğu gibi hastalıklar. Hıyarcıklı veba ve sarı humma. Şimdi bunları okudum çünkü hakikaten onlarca hastalıktan bahsediyoruz. Daha önce bu yerli halklar hayatında hiç görmediği ve vücutlarının nasıl savaşmayı bilmediği hastalıklar olduğu için tarihçiler 60 ila %90, yani toplumun, nüfusun %60 ila 90'ı ne demek? O nüfus yok oldu demek. Dolayısıyla bu hastalıklarla karşılaşınca daha önce o cennet diye adlandırılan zamanda işte bitkilerle hazırlanmış merhemlerdir, ilaçlardır bir şekilde idare ediyorlar. Çünkü onlar tanıdık. Ama bunlara, yani mesela sarı hummaya karşı ne yapacaklarını bilemiyorlar. Hiçbir bitki ya da çay da bir şekilde onlara bir deva getirmiyor. O yüzden Avrupalıların 1500'lerden itibaren yani işte 15. yüzyıl itibaren yeni dünyaya ayak bastığını düşünürsek 15. yüzyıldan 19. yüzyıla geldiğimizde yerel halkın çok azının kaldığını ve kimi hastalıkların önce Küba'dan yayıldığını da teori olarak varsayılıyor. Hatta bir teoriye göre bu sarı humma bir Amerika kıtalarına bir zenci köle tarafından geldiğini, Küba'nın ve yayıldığını. Çünkü genellikle bak, Afrika'da nasıl köle ticareti nasıl işliyor biliyor musun? O gemilere özellikle Batı Afrika'dan, Kongo ve benzeri yerlerden insanları yüklüyorlar. O gemilerde insanlar geliyor ve gemilerde tıka basa az su ve yiyecekle getiriliyor ki ekmek meyvesinin belki bu köleleri doyurmak için bir formül olduğunu düşünen İngilizler çok yanılıyorlar çünkü onu da yemiyorlar. Ama sonuç itibariyle bu gemilerde zaten 3'te 2'si ölerek geliyor. O 3'te 1'i Amerika kıtasına ayak bastıktan sonra şanslı olanlar diyelim. Zaten işte şeker pancarı ya da işte pamuk tarlalarında ölesiye çalıştırılıyor. Kaçmaya çalışılan zaten kırbaçlanıp asılıp öldürülüyor. Dolayısıyla hani ölümlerden ölüm seç durumu. Tabii Afrika kıtasından da belli hastalıklar getiriliyor ve belli böcekler getiriliyor. Bu yani günümüzde de olduğu gibi
ticaret ve turizm yeni bitkiler, yeni hastalıklar, yeni virüsler taşıdığı için birdenbire yeni kıtada hiç görülmemiş şeyler olmaya başlıyor. İnsan zaten tasvirler var. Siyah beyaz gravürler belki programda da göreceklerdir. Çünkü bunlar günümüzde gayet kolay ulaşılabiliyor. İnsanların böyle bütün ciltlerinin çiçek hastalığıyla kaplanıp sokaklarda böyle binlerce ölünün yakıldığı, hatta böyle işte köpeklere falan yedirildiği bile söyleniyor. Dolayısıyla gerçekten çok acı bir tarih ve sonuç itibariyle kılıçtan değilse ya da bir şekilde kendi teknolojilerinin, silahlarının gücüyle değilse hastalıklarıyla koskoca medeniyetleri arka arkaya domino taşı gibi yok etmişler ve kendi sistemlerini oraya oturtmuşlar. Kiliselerini kurmuşlar ki günümüzde belki de Meksika'nın en değerli hani turizm merkezi olarak bilinen yerleri, yani bu bahsettiğimiz hem Aztek İmparatorluğu'nun hem de İnka İmparatorluğu'nun belli yerlerindeki en temel turizm merkezlerine o kiliseler oluyor. Çünkü sen yerel halkı yok ettikten sonra oraya kendi kiliseni empoze ediyorsun. Onu inşa ediyorsun. Daha doğrusu o halka inşa ettiriyorsun. Ve ondan sonra da işte misyonerlerinle birlikte onların bütün tanrılarını, tanrıçalarını ve kitaplarını da yok ediyorsun. Ve buna medeniyet getirme diyorsun. Bir gün uzaylılarla karşılaşacaksak şayet, buraya geleceklerse şayet, o zaman anlayacağız onların ne hissettiklerini diye bir şey okumuştum ben. Buna benzer bir yerden anlatmaya çalışıyordu. O dönemin İnka veya Kızılderili kuzeydeki yerli Amerikalı toplulukları için. Evet, güzel bir hikaye olsa da birazcık sömürgecilik tarihinin de getirdiği acılarla beraber sonlanmış oluyor. Abonelik hatırlatması da yapasım kalmadı ya. Ya abonelik hatırlatmasını önce ben her zaman böyle kitap tavsiye etmeyi çok seviyorum biliyorsun. Rius'un bir çizgi romanı vardır. Rius'u özellikle belirtmek istedim. Çünkü Rius Meksikalı bir çizer ve yazar. Rius'un Kapitalizmin Korkunç Tarihi diye bir kitabı var. Şimdi o kapitalizmin korkunç tarihini okuyanlar aslında bu sömürgeciliğin ve kapital adına yapılan sömürülerin tarihini çok güzel anlatmış. Dolayısıyla hızlı ve acılı bir şekilde bunu okumak isteyenler Rius'tan yararlanabilirler. Böylelikle Amerika tarihini kapatıyoruz. Kapatmadan da kameraya bakarak yine bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bize lütfen abone olun. Abone olup da bizim bildirimlerimizden, yeni programlardan da haberdar olacaksınız. Aynı zamanda lütfen yorum da yapmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Görüşmek üzere.